Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz çarpanlar ve katlarla alakalı. Sorumuzu hemen okuyalım. Aşağıda kare ve daireler birbirine bağlanarak bir şekil oluşturulmuştur. Bu şekil üzerinde boş bırakılan dairenin ve karelerin içine tam sayılar yazılacaktır. Her dairenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki karenin içindeki sayıların çarpımına eşit olacaktır. Buna göre boş bırakılan dairenin içine kaç farklı sayı yazılabilir demiş arkadaşlar. Bakın bu soruda arkadaşlar diyor ki İki tane karenin çarpımı buraya verecek. Diyor ki daire yerine kaç tane sayı yazılabilir? Bakın 40 üzerinden gidersek burası 41 olursa arkadaşlar burası 40 olursa 1 çarpı 40 bunu sağlar. Ama 40 ile bir sayıyı çarptığımda 24 elde edemeyeceğim için bu sayıları yerleştiremem buraya. Eğer 2'ye 20 yazsaydım 40 elde etmek için 2 çarpı 20. Burada 20 olduğu için 20 ile bir sayıyı çarptığında 24 etmesi lazım ama yine o koşulu sağlamadığı için bunu da değerlendiremem. 3 var. 3 ile bir sayıyı çarptığında 40 etmez. 4'e geçtim. 4 ile kaçı çarptığında 40 eder arkadaşlar? 10'u. 10 ile bir sayıyı çarptığında 24 eder mi? Yine sağlamadığı için bunu da kullanamadım. 4'ten sonra 5 var arkadaşlar. 5 ile kaçı çarparsak 48'i. 5 kere 8 40 eder. O yüzden bu kutuya 8 gelebilir. 8 gelebilir mi arkadaşlar? Gelir neden? 8 ile 3'ü çarptığımızda 8 kere 3 24 sağlayacağı için buraya 5, buraya 8 ve buraya 3 geldiğinde koşulumuz sağlanmış olur ve bu kutucuk yerine de 15 değerini bulmuş olur. Bu koşul sağladı. Devam edelim başka var mı? 5'ten sonra 6 yazsam arkadaşlar 40'a bölünmez. 7 yok. 8 var. 8 yazdığımda 8 ile 5'i çarparsak 8 kere 5 40 eder. Burayı verir. 5 ile bir sayıyı çarptığında 24 eder miyiz? Yok. 24 5'e bölünmez. O yüzden bu da koşulu sağlamadı. Devam ediyorum. 8'den sonra 40'ın böleni arkadaşlar 10 var. 10 yazdığımızda buraya 4 yazmamız lazım. Çarpımları 40 eder. Burası 4 olduğunda 24'ü bölenidir. O zaman burası da 6 olur arkadaşlar. 4 koydum. Buraya 10 koydum. Buraya 6 koydum. Bakın bu sağladı. 10 çarpı 4 40'ı verdi. 6 kere 4 24'ü verdi. O zaman bu ikisinin çarpımı 6 çarpı 10 da buraya verecek. O zaman daire yerine 60 sayısı da gelebilir. İkinci değerini bulduk. Devam ettiğimde 40'ın 10'dan sonra böleni arkadaşlar 20 var. 20 olursa 40 yapmak için burası 2 olması lazım. Burası 2 olduğunda da 24 dün bir böleni olduğu için buraya da 12 yazmam lazım. Yani 20, burası 2, burası 12 olduğunda yine koşulumuz sağlandı. 20 çarpı 2 40, 2 çarpı 12 24'ü verdi. Şimdi burayı bulabilirim. 12 ile 20'yi çarptığımda kaç eder arkadaşlar? 240 eder. Yani daire yerine 240 sayısı da gelebilir. Üçüncü ihtimal. Son olarak 40'ın bir tane çarpanı kaldı arkadaşlar. 20'den sonra 40 var. Burası 40 olduğunda burası 1 olmakla zorunda. 40 çarpı 1. 40'a 1 oldu. Burası 1 olduğunda da 24'ün bir böleni burası da 24 olabilir. 24 çarpı 1 sağlar. O zaman burası 40 çarpı 1 40'ı verdi. 1 çarpı 24 de burayı verdi. Sağladı. 40 çarpı 24 de buraya verecek. 40 çarpı 24 kaç eder arkadaşlar? 960 yaptı. Yani daire yerine 960 değeri de gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane farklı sayı gelebilir. Burada size çarpanları, 40'ın çarpanlarını ve 24'ün çarpanlarını buldurmada güzel bir soruydu arkadaşlar. Deneyerek yapmamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 4 değer sağladı sadece. Buraya 5, 10, 20 ve 40 getirdiğimde buraya gelen sayılarla 24'ün bir çarpanı olduğu için sağlamış oldu. 4 tane değerimiz daire yerine gelebilir. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Yarınki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.